şimdi de Bağlar ilçesine gidiyor, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu konuk ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışını bizlerle paylaşan Başkan Beyoğlu'yla röportajımıza geçmeden evvel kendisini sizlerle tanıştıralım. Hüseyin Beyoğlu 1964 yılında Lice'de doğdu. İlkokulu ve ortaokul eğitimini Lice'de tamamladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu. AK Parti'nin kuruluşundan beri parti üyesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip ve Murakip olarak görev yapıp emekli oldu. AK Parti'de sırasıyla AK Parti Kayapınar İlçe Başkan Yardımcılığı, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı, Bağlar İlçe Başkanı olarak hizmet etti. Evli ve 7 çocuk babasıdır. Şimdi sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Evet, sosyal belediyeciliğin çok çok önde olan bölgenin gerçekten özel ilçelerinden birisi Bağlar'a geldik efendim. Bağlar Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Beyoğlu bu hafta zirve konuğum. Kendileriyle dünden bugüne Bağlar diyeceğiz. Efendim bir Bağlar diyelim mi? Önce bu Bağlar'ın ismi nereden geliyor? Buralarda Bağlar mı varmış? Bir onlardan bahsedelim. Sonra genel olarak bir ilçeyi anlatalım. Evet, evvela Diyarbakır'ımızın 4 merkez ilçesi var. Bunlardan biri Bağlar. Bağlar merkez ilçelerimizin en büyüğü olup 400 bin nüfusa sahibiz. Eskiden Bağlar burada isminden geldiği gibi burası bağlarla dolmuş. Bağ ve içinde bağ evleri, bağ konakları varmış. Tabii zaman ilerledikçe bu bağların tamamı gitmiş. Şu anda tamamen bir şehir haline geldi burası. 36 ilden daha büyük bir ilçeyiz. ...20 yılda yapılmayan hizmeti biz 26 ayda bu hizmeti bu güzel insanlarımıza getirdik. Ne yaptık biz? Bizim malumumuz Bağlar, Karacadağ, Diyarbakır'ımızın meşhur Karacadağ bölgesinde kalan ve taşlarla, bu bazalt taşlarımızla yoğun olduğu bir alandır. Biz düşündük hemen burada Karacadağ eteklerimizden büyük bir taş kırma, eleme ve asfalt plant şantiyesini kurduk. Yani ne demek? Taşları bu arazi topraklarımıza taşları topluyoruz, onları mucur haline getiriyoruz. Yanında da asfalt plant şantiyemizi kurduk, asfalta çeviriyoruz. Belediyemizin imkanıyla biz yılda 600 bin ton asfalt üretiyoruz. Biz bütün yollarımızı, bağlarımızın bütün caddeleri, bütün sokakları hamdolsun bu yıl, 2 yıl zarfında hepsini asfalt yaptık. Kaldırımlarımızı hepsini yeniledik. Temizlik alanıydım, sıfır imkan vardı. 30-40 eski araçla temizlik yapılıyordu. Biz araç filomuzu 100'e çıkarttık. Hepsi sıfır model araçları getirdik. Ve şehrimizi pırıl pırıl bir şehir haline getirdik. Köy yollarımızı herkesin evin önüne kadar yol yaptık. Bunun yanında biz bağlarımızda 2 yıl zarfında 7 tane büyük park yaptık. Bütün hepsi belediyemizin imkanıyla. Bunun yanında 100 bin metrekarelik alanımız vardı. Atıl durumdaydı. Çevre Şehircilik Bakanımıza gittik, sağ olsun. Orada şu anda millet bahçesini yapıyoruz. Tabii bizim en önemli, bizim için önemli olan gönül belediyeciliği. İnsanların kalbine dokunalım. 2 yıldır kesintisiz haftanın en az 5 günü, bazen haftanın 7 günü de biz ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, esnaf esnaf dolaşıyoruz. Düzenli bir sokağa giriyoruz. Herkesin kapısını çalıyoruz. Hal hatırlarını soruyoruz. Bir sıkıntıları varsa onları dinliyoruz. Bir ihtiyaçları varsa onları gideriyoruz ve ciddi bir şekil biz halkımızla kendi aramızda bir gönül bağı oluşturduk.
Sayın Başkanım, burada sizin çalışmalarınızın ne kadarlık süresi var? Toparlandı. Şu anda elimizde olan kitap yaklaşık 22 aylık süre içinde yaptığımız faaliyet çalışmalardır. Aslında biz bunların özetini aldık. Hepsini yazsaydık belki 4-5 cilt dolardı. Peki Sayın Başkanım, özellikle de dikkat ediyorum, eğitime çok önem veriyorsunuz. Evet, ben oraya gelecektim. Biraz ondan bahsedelim. Tabii efendim. Şimdi biz düşündük, bizim bir atıl durumunda şehrin merkezinde bir büyük binamız vardı. Düşündük ki ne yapalım? Biz burayı dershaneye çevirelim ve bağlardaki gençlerimize hizmet edelim. Orayı güzel tamirini yaptık. Kullanılır bir durum hale getirdik. Şu anda 2 yıldır yılda 250 öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu bağlarımızda oturan maddi imkanı kısıtlı olan insanlarımızı getiriyoruz oraya. Bedava onlara ders veriyoruz. Kitaplarını veriyoruz. Bütün testlerini veriyoruz. Bütün belediyemizin imkanları onlara seferber etmişiz. Efendim, son olarak ne söyleyelim tüm dünyaya? Bir evet, mesajınızı alalım. Tabii, son olarak şunu söylerim. İnanıyorum bağlar güzelliğiyle, hizmetiyle Türkiye'de en güzel yerini alacaktır efendim. Sizin de böyle bizi burada misafir ettiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun efendim.